Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe günü başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ve yılbaşı nedeniyle 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle sona erdi. Kameraman arkadaşım Erdem Doğan görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte şehir hareketlenmeye başladı. Evet, bayağı hareketli, oldukça kalabalık. Biz zaten kütüphaneden geldik. Ya kütüphane oldukça iyi. Kurallara çok güzel uyuyorlar. Hani sosyal mesafe kurallarına da ve zaman kısıtlaması çok fazla. Ya zaman kısıtlamasının biraz az olması bizim için gerçekten kötü. Ya çalışıyoruz, ders çalışmamız lazım, sınavlara hazırlanıyoruz ikimiz de. O biraz kötü, onun dışında her şey çok iyi. Sadece gazi caddesi çok kalabalık oluyor. Genellikle alttan, alt caddelerden gelmeye çalışıyoruz. Onun dışında her şeyden memnunuz. Yani şu an Elazığ kısıtlamadan dolayı, şimdi kısıtlama yeni bitti zaten biliyorsunuz siz de. Ve kalabalığı görüyorsunuz, kimse ileride maske takmayanlar da var zaten. Polisler zaten gereğini yapıyor. Öyle işte bize. Siz de yılbaşına evde girdiniz kısıtlama eşliğinde. Aynen, kısıtlama eşliğinde evde girdik ailemizle. Kutlama falan yoktu zaten, her yer yasaktı. Yani kısıtlama öncesinde ve sonrasında büyük bir yoğunluk oluyor. Ama tabii herkes ihtiyaçlarını gidermek için mecburen faydalı bu gördük. Yani rakamlara bayağı yansıdı. Aşağı düştü. Yani olumlu buluyoruz. Kısıtlamanın uygulandığı süre zarfından yılbaşını evde geçiren vatandaşlar kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte soluğu cadde ve sokaklarda aldı. Ola ben burada değildim. Ben Tunceli'deydim. Bugün buraya geldim. Yani kısıtlama normal. Biz uyuyoruz yani, sonuçta bir sıkıntı yok. Şimdi ama mecburuz yani. Çok hareketli. Evet, şu anda biraz hareketli, doğru. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi kısıtlamada sürekli evdeydik. Yani evde oturduk. Televizyon seyrettik. Eşimle, çocuğumla birlikte. Yılbaşına evde girdiniz. Evde girdik tabii, herkes gibi. Kısıtlamadan dolayı. Yani fazla da bir şey yapmadık yani. Şu anda kısıtlama bitti. Öyle bir hava alıp eve çıkacağım. Şehir oldukça hareketli. Şehir kalabalık, evet, yoğun. Yani bir de bugün ilk gün olması münasebetiyle bayağı bir yoğunluk da var. Yani insanların tabii ki ihtiyaçları var. Özellikle bankaların önü bayağı bir kalabalık. Güzel. Yani güzel, evde yani dışarı ihtiyaç olduğu zaman çıkıp geliyoruz. Yani eve gidiyoruz. Yani başka bir uzak yere gitmiyoruz yani. Bir spor yapıyoruz. O yönden yani. Vatandaşların bir kısmı tedbir ve yasakları iyi bulurken bir kısmı ise tedbirleri ihlal edenlere sitem ederek uyarıda bulundu. Tedbirlerini olumlu buluyorum. Yani gecikmiş bence. Yani daha önce bu kısıtlamaları böyle güzel yapmış olsaydılar belki daha iyi sonuçları olurdu yani. Kısıtlamaya uymalar lazım. Ya uyalım ha, yani bu mikrop işte, kalabalık yerlerden uzak durmuyorlar. Bir mağazalarda, bak şu büyük mağazalar var ya, ya gelip alacak kardeşim olasın. Gelip alacak bir gömlek, bir şey, bir pantolon. Ya git başka yerde, sakin bir yerde de al. Bu hastalıktan dolayı ne var yani, illa da bir yerde. Tamam, alsınlar orada da alsınlar ama ambele toplanıyorlar. Ya yazık ya. Kısıtlamaya uymamız lazım ama ben azıcık şu ara uyuyor görüyorum. Şateden geldim. Uymak lazım. Hepimiz uyacağız. Yani maske ve mesafe, insanlar sürekli dikkat ediyorlar. Bu da bizim için de iyi. Vaka sayılarında da Sayın Valimizin verdiği bilgiye göre yani Elazığ'da bayağı bir azalma var ama tabii ki bu kısıtlamadan dolayı yani bu tedbirleri elden bırakmak anlamına gelmiyor. Yani insanların biraz daha duyarlı olması lazım. Ya önün için buna 2 ay önce baktığımızda kimsenin ağzında maske yoktu. Şu an herkesin ağzında maske var. Kimse maskesini çıkartmıyor. Herkes dikkat ediyor kısıtlamalara. Özellikle kurallara falan çok dikkat ediyorlar. Son olarak bu restoranların, kafelerin, toplu insanların olduğu alanların kapanması ya bizi çok iyi etkiledi. Korona sayısını, vaka sayısını oldukça azalttı. Yani kurallara oldukça uyuyor Elazığ halkı. İhmalkarlık var. Yani tedbirlere uyma noktasında sıkıntı var. Herkes uysa zaten sorun kalmayacak. Maalesef uyma noktasında problem var.